Hepinize selam dostlar, hepinize yeni bir hoş geldiniz. Tavern Master değil, Tavern Manager Simulator'a başlamadan önce hemencik arkadaşlara bir selam çakmak istiyorum. Çünkü sağ olsunlar bağış atmışlar. Öncelikle en Fatih 72.90, sonrasında Aziz Emre Durdağ galiba, değil mi? Aynen, Aziz Emre Durdağ iki kere bağış atmış, teşekkür ediyorum. Eren Kıvrıl atmış, bir de Recai Taha Sert Demir sanıyorum. Teşekkür ediyorum hepinize desteğinizden ötürü. Şimdi bu videoya hemencik başlayalım arkadaşlar. Kaldığımız yerden en son çorba işini keşfetmiştik ama çorbayı bir türlü de müşterilere devam etmek kısmet olmadı. Şimdi onu da deniyor olacağım. Oyun ilk oynadığım zaman çok çok keyif almıştım. Şu anda da keyif alıyor olacağım tabii ki de ama ilk o açtığımda 2 saat gerçekten kopamamıştım oyundan. Şimdi de çorbayı servis etmekle başlayacağız. Ben oyun sesini birazcık açacağım bu arada. Akşam olduğu için birazcık az geldi bana. Sosisler servis edeceğiz, bira servis edeceğiz. Okey, standart. Oyuna bu arada güncelleme geldi iki tane, ben en son oynadığımdan beri. Onun üzerine de tabii ki de birazcık daha hatalar vesaire giderildiğini söylediler. Bunu buraya koyamıyorum. Çorbayı da koyamıyorum F'le. Allah Allah. Neyse, tane tane olacak o zaman. İki çorbayı koydum. Buyurun, afiyet olsun. İki çorba buyursunlar. Alsanıza be. Çorbalarda ekstra kârda olacak muhtemelen. Gerçi sabaha doğru artık. Saat geç olmaya başlamış. Yıkıyor mu birader burada? Bakayım, yıkıyor musun? Tamam, önce tepsiyi beslemek. Besledim mi? Yani 3 tane var zaten halihazırda. Bulaşık makinesi. Beceri ne kadar yüksek olursa peri o kadar verimli çalışır ve o kadar yavaş yorulur diyor. Okey. Yavaş yavaştan verimli arttıracağız. Zaten yavaştan kapatacağız. Geç olduğu için müşteri bayağı bir az gelecek. Yalnız 4.25 lira nasıl bu kadar müşteri var onu bile anlayamadım ben şu an. Son müşteriler muhtemelen, artık kapatıp gitsek iyi olacak. Tepsi, şu tepsi büyümesi lazım kesinlikle. İş yerini iyileştirmesi, daha fazla tabak, tezgah, koltuk. Evet, kesinlikle bunu açmam lazım. 444 param varmış benim. Kazan, daha fazla tabak olabilir de tabağa koyacak yer istiyorum abi ben. Yani ne kadar fazla olduğunun detayını da verseler keşke, daha iyi olacak ama zaten aşama aşama gideceğim için çok da büyük sorun yok. Artık herhalde orada koyabileceğim, servis edebileceğim. Tamam, burasının çorba alanı, dışarısını da bira alanı olarak kullanabilirim. Sabah 9'da bile artık çorba olduğu için mi acaba sabahçılar da gelmeye başladı? Normalde biliyorsunuz gelmezlerdi yani, biz 2'den 3'ten sonra gece kimseyi denk getiremezdik buralarda. Ne geliyormuş? Taverna genişlemesi, yeni müşteriler, yeni mobilyalar, yeni dekorasyon, benzersiz misafir, yeni etkinlikler, yeni iş yeri. Baya baya geliyor. Kaç level gidiyormuş? 12 level gidiyormuş. Ben daha level 5 açacağım. 450 iyi para. Harbi iyi para. 2 çorba. En sevdiğim müşterilerim. Çorba isteyin abicim, yeni çorba yapalım. Çorbanın maliyeti ne bu arada onu bilmiyorum. Çok bakmadım da. Normal biradan daha iyidir herhalde. Girişteki dilenci eksi biri yedik. İnsanlık hali hocam, ne var bunda ya? Benim için bir bozuk paranız var mı saygıdeğer kişi? Vereyim, hadi kaybol. Hadi. Bir kere de faydanı görelim be. Sağa sola bir anlat da bari bir müşterimiz gelsin. Şöyle hızlı göndereyim. Kovdum hızlı bir şekilde. İşlerini iyileştirmesi, daha fazla tabak. Tabak yani fena değil aslında. 20 tabak işimi görüyor. Taverna güncellemesi daha mantıklı gibi geliyor bana. Aha. Aha. Artık ızgara açıldı arkadaşlar. Kebap yapmaya başlaman zamanı geldi. Bu arada kameram benim şu anda şey oyunundan kalma. Car Manufacture'dan herhalde çok bir problem olmaz bu açıda. Thank you very much. Buraya yine bir su. İyileştirmeye bakacağım. Masa gibi bir şey varsa. Bir de artık et servisi de başladıysa sallıyorum. Oo, buraya da bir odun diyor. Acil müşteri galiba. Zaman var. Al bakayım. Afiyet olsun. Hemen odun, hemen odun. Aldım odunu. Ateş yak. Al sana ateş.
Bir de et sipariş ver olması lazım. Afiyet olsun abim. Akşam yoğun saatler başlıyor. Teslimat. Bakalım mobilyada ne var? Bir tane daha. İki tane daha. Söyleyebiliyorum da nereye koyacağım onu bilmiyorum işte. Asıl sorun orada başlıyor. Bir de dekor ürünleri de artık yavaştan koymam lazım gibi hissediyorum. En azından şöyle alalım. Çok fazla param da yokmuş bu arada. Ben alıyorum ama dur et almam lazım. Kaynak. Aha para bitti. Bak 8 tanecik et alabildim. Hatta alamadım. 7 tanecik alabildim. Bir sosis, bir çorba. Çorba bu akşam kurtarsın yeter. Fazlasında gözüm yok. Bunu dolduralım. Bir anda kalabalık geliyorlar. Ah, good olmasın ama ya. Yani eti pişirmeme bile gerek yok herhalde. Ziyan ederim öbür türlü. Artık kızarmış et pişirmesine yakacak onun eti ihtiyacım var. Mağazada falan filan aldım. Eti kesebiliyoruz. Sonrasında ne yapıyoruz? Eti tıklayarak yumuşatın. Tamam, sonra da kızartacağız. Tamam. İki tane bir de pişme aşaması var kontrol etmemiz gereken. Çatıya ne zaman erişimim olur benim? Oo, her yer açılmış ki. O hediye para geldi. Allah razı olsun. Tam da parasızlıktan kıvrılıyordum. İyi geldi bu. Dur şimdi. Dekor maksadıyla koyacağımız şeyleri de koyalım. Böyle şeyler girişte durur. Mobilya başka yok mu? Tavan var. Döveyim mi? Diğer dekor ürünlerin ayrı sipariş vermem gerekiyor galiba ya. Oha bunlar ne? Oha seviyeler varmış. Dur lan dur. Halı malı falan var. Kaynak mobilyalar. Benim mobilyalarım nerede o zaman? Sold out'ta. Uf, tam oturtmuşum ha. Birden daha fazla kesmem gerekiyormuş. Kendisi hedefe gidiyor galiba. Of, etin güzelliğine bak ya, böyle et. Ne güzel olur. Yumuşatıyoruz. Çok aşamalıymış be. Ha her tarafı. Okey. Bu basitmiş ama. Bir taneden mi çıktı bu? Etim var etim. Gel vatandaş gel et yeme gel. Şu o kötü olan birayı almak istedim aslında da onu niye alamadım ben? Bak bugün de kimse yok. Neyse ben bir et daha pişireyim. O kadar et vardı. Nereye gitti bu etler ya? Bu kadar çıktı. Etim yok. Bir et daha sipariş vermem gerekiyor galiba. Çok param da yok gerçi de. Neyse en kötü ihtimalde. Şimdi şunu çöpe nasıl atıyorduk? Çöp vardı şurada bir yerde. Nereye koymuştum onu? Bir yere çöp kovası koyduğumu hatırlıyorum ben. Ha şu. Tamam döktüm. Abim ben kapatacağım diyorsun. Sen ne yapıyorsun ya? Kokarcalar geliyor oradan da. Gelişim şimdi kazandan ziyade iş yerinde iyileştirme, daha iyi yıkama mı oluyor? Daha az su harcıyor olabilir yıkarken.
Daha fazla tabak. Ete geçtik bile çoktan. Yani şu an birazcık daha malzemeye de ihtiyacım var gibi sanki ya. Sihir tozum azalıyormuş. Bu arada etlerin hepsi de ziyan olmuyor galiba da temiz tabak yok abi, nasıl yok ya? 5'te 5 mi yapmam lazım? Şu güncelleme yapmam gerekiyor sanıyorum. Bir sosis, iki bira. Biram yine bitti. O kadar da stok yapıyorum ya, anlamadım. Nasıl bu kadar hızlı bitirebiliyoruz? Çözemedim. Yıka hadi yıka. Nasıl temiz tabak? 4 bir tane daha tabağa ihtiyacı var. Hadi çabuk. Tabak sayısını net arttırmam lazım. Al sen şunu. Et için upgrade'e basmam lazım. Tabak artması gerekiyor. Ah, yıkama. İş yerini iyileştirmesi. Evet, belki daha az yıkıyordur. Daha fazla tabak kesinlikle. Kesinlikle. 5 tabak mı ne var şu an? 10'a 20'ye falan çıksın da daha fazla stok yapabileyim. Kritik yani. Şurada ne vardı? Şu kazanda iş yerine iyileştirme, daha fazla tabak. Yani görsel iyileştirme aslında çok da istemiyorum açık konuşmak gerekirse. Ama açığa açığa gitmem lazım yani. Ben hiç dışarı çıkmadım. Bak böyle yerler varmış ha. Başarım da var bir de. Kaptanımızla iletişime geçin veya kaybolun. Kaptan. Davet olmadan kaleye girmenize izin veremeyiz. Peki. Zamanla herhalde oraya kadar gideceğiz biz. Her yere gidilebiliyormuş aslında. Yasak yok. Ben yasak mı var acaba dedim de bu görevi niye bir türlü tamamlayamadık ya? 20 çorba ile 20 tane sosis servisi yapamamışız biz. Şimdi bunu da açalım. Hepsi sırasıyla gitsin. Sadece şekilli şukullu oluyor galiba. Ekstra kapasite artımı yok. Yine şimdi daha fazla tabak. Şunu mu açsam acaba ya? Yeni müşteri çünkü. Yeni mobilyalar. Yeni mobilya demişken. Gerçi bitmiş. Daha fazla bir şey yok. Anca gelişim. 700 istiyor. Şimdi sihir tozum, çorbam iki tane burada olsun. Hadi o da elde dursun. Sosis yeteri kadar var. Bira fena değil gibi. İki tane daha şurada bir basayım. Bu da son akşamımız olsun arkadaşlar. Zaten herhalde bir sonraki seviyeyi de görmüş olacağım. Yani sabah açtık dükkanı. Bugün iyice parayı stoklayayım. Her şeyin siparişi var, her şeyin stoğu var, çorbalar, biralar, her şey tamam. Etim, metim. Sosis, kim ne isterse hepsini veririm. Bir sonraki seviye açıldı aslında. Bunu açabilirim. Bam diye. Aa. Bunlar olmadan olmuyor diyor. Ha. Ah be abim. Neyse. Üste asma aparatlar mı geldi sadece? O kadarcık mı? Param da yok gerçi de. İşe neyini? Daha fazla tabak tezgah. Tamam, bu işimi görür ya. Bu lazım. Hadi bunu da açtım. Ekstra ekstra geliştin her yer. Eskiden tak tak diye kaza bela arttır arttır gidiyordum. Aa.
Bir şeyler var burada. Bak yeni fark ediyorum bu haritayı. Biz neredeyiz? Biracı burası. Aa, bir keşfe çıkalım be, bir ara kapatıp da. Ulan ben oyunu fark etmeden oynuyormuşum ya. Dur, bir dahaki bölümde deneriz artık bunlar. Ne istiyorsunuz? 2 bira, 2 çorba. Önce şunlar servis edin. Geriye sosisler kaldı sadece. 2 tane daha sosis siparişi alabildim mi? Tamam. Sosis abimi. Helalsin. Bir tane daha yesen aslında nasıl güzel olacak, nasıl güzel olacak anlatamam. Çevrede galiba para mara bir şeyler var yani. Bir kazı, bir gömü. Buyurun. Tamam, yeni görev de bitti. Efendim canım, bira mı istiyorsun sen? Al işte biranı. Senin acelen var birader ama ya. Ben sana odunu getirene kadar, eti pişirene kadar sen kaçar gidersin. Niye bir kere de 5 tane pişiriyoruz onu anlamadım yani. Gerçi yine yetiştik galiba. Niye daha fazla pişirmiyorum? 3, 2, 1. Yanlış yere bastım ya. Ablacım burası ne? Kaybol. Yetişmiştim be. De keşke fiyatlara falan da bir zam yapılabilse. Çünkü artık müşteri güzel, iyi, hoş. Birazcık daha kaliteli müşteri gelsin. Daha da kısayım böyle. Herkes de gelmesin istiyorsun. Ama işte o kıvam yok oyunda. Bugün de bitti böyle. Artık kapatalım. Daha fazla kimse gelmesin. Yeter. Çok yoruldum. Yeter kadar para da birikti. Saat 12'de oldu. Artık burada oyunu kaydedeceğim ve bir sonraki bölümde hızlıca çok vakit kaybetmeden gezi turumuza başlayacağız. Sağ solu biraz keşfetmeye çalışacağız. Bakınız bir sürü yer var gidebileceğim. Oralar görmek istiyorum. Size de göstermek istiyorum. O zaman burada bölümü bitiriyorum dostlar. Şuradaki gelişim tablosuna da son bir kez bakalım. Seviye 5'i fullemişim. Artık seviye 6'ya geçtik. Tavernamız yeni tepsi gelecek. Oh be, ek tepsi. Lan ek tepsi değil de daha büyük bir tepsi. Depo seviye 2 açılıyormuş. Peri yardımcısı level 2. Ayrıca 2 peri yardımcısı oluyormuş. Güzel. Perinin yeni mesleği garsonluk. Aşçı. Besleyici ek yuva. Abi mis gibi olacakmış. Bak bu bayağı kritikmiş. Ondan sonraki yuvada artık taverna bayağı restorana dönüyor. Yeni mobilyalar, yeni iş yeri, VIP bölgeler falan, asistanlarla işin alınması, daha büyük bir fıçı varmış. Güzel. Oo, peynir de var artık. Ayrıca bir peri yarmışsı. Besleyici ek yuva. 8'de ne var? Ek tepsi. Oha, 3 tepsi mi? Daha büyük tepsi yerine her şey var abi. Depo genişlemesi. Bunda direkt yine peri yardımcısı geliyor. 11 ve 12'de hiçbir şey yok artık. Final. İkinci kat falan hepsi açılıyor. 3000'deymiş zaten. Ben şimdiden parayı biriktirdim. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.